Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 12-18 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, gökyüzünde Güneş Aslan burcunda parlarken sizin için de çok güçlü etkilerin olabileceği bir haftadayız. Ay ışığını büyütüyor, dolunaya doğru ilerliyor. 19 Ağustos'ta Kova burcunda yılın en güçlü ama en sert dolunaylarından biri meydana gelecek. Dolayısıyla bu haftadan itibaren bu dolunay enerjileri kolektif alanlarda da tabii ki kişisel hayatlarımızda da kendini daha fazla hissettirmeye başlayabilir. Mars ve Jüpiter ikizler burcunda birlikte hareket ediyorlar. Bu size enerjisi anlamda destek veriyor aslında. Tabii ki zaman zaman biraz kontrolsüz de oluyor. Biraz böyle hiperaktif bir durumdasınız. Aynı anda birçok şeyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Heveslisiniz, cesursunuz, sosyal alanlarda, entelektüel konularda hızlı hareket edebilirsiniz. Çocuklarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Keyifli gelişmeler de olabilir burada. Ancak Satürn'ün bazı engel oluşturan konuları da var. Satürn balıkta işte Mars'la, Jüpiter'le, Venüs'le sert açıda. Dolayısıyla evet burada kişisel girişimleriniz var ama bunun size yüklediği parasal yükler olabilir. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Onların eğitimleriyle ilgili ama masraflarınız da var. İşte para, para kazanayım derken biraz cesurca hareket edebilir. Girişimlerde bulunabilirsiniz ama istem dışı engeller gecikmeler olabilir. O yüzden para dengenize dikkat etmeli. Planlı, programlı istikrarlı hareket etmelisiniz. Bu hafta böyle düşünmeden harcamamaya çalışın. Mümkün olduğunca uzun vadeli parasal planlar yapmaya özen gösterin. Ve hafta ortasından itibaren Merkür artık Aslan burcunda gerilemeye başlayacak. Bu durum karşıt burcunuzda olacağı için ay sonuna kadar Merkür burada gerileyecek ve Aslan'da Merkür çok da rahat değildir. Özellikle geri hareket ederken sabit fikirler, inatçı düşünceler, işte bir anlaşmazlıklara daha fazla meyillidir. Karşıt burcunuzda olunca işte eşinizle bazı konularda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. İşbirliklerinde sıkıntılar olabilir ya da geçmişe ait konular daha fazla karşınıza çıkabilir. İşte eşle ilgili böyle bir geçmiş sorun ya da eski bir ilişki veya eski bir arkadaşlıkla ilgili konular ve benzeri işler ya da yarım kalmış konular bunlarla daha fazla yüzleşebileceğiniz bir haftadasınız sorunları görmezden gelmemeniz gereken bunları çözmeniz gereken bir dönemdesiniz aksi halde baskıları artabilir ve hafta sonu dolunay enerjilerini hissedeceğiz çünkü 3 gün öncesinden biliyorsunuz 3 gün öncesi 3 gün sonrası çok önemlidir Dolunay dönemlerinde. 19 Ağustos'ta 27 derece kova burcunda olacak Dolunay Uranüs'ten tam açığa aldığı için sürprizlere hazır olmak lazım. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa. Beklenmeyen gelişmeler ailevi konularda, ebeveyn ilişkileri, kariyer hayatınızda bazı önemli kırılımlara, değişimlere ya da hayatınızda bazı yeni açılımlara imkan verebilir. Dolunay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bahtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.